Merhaba arkadaşlar. Radyo ve televizyonda program yapımı dersimizin 3. ünitesi olan televizyonun anlatı yapısı ve yapım unsurları ünitemizin özet videosunu sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz ünite amaçlarımızla başlayalım. Bu ünitemizde televizyon programlarının anlatı özelliklerini açıklamak, televizyon programlarında kullanılan yapım yaklaşımları ve izleyici beklentilerinin neler olduğunu açıklamak, televizyon programlarındaki yapım unsurlarını ve farklı yapım unsur sınıflandırmak ve bu yapım unsurlarını örneklendirebilecek bilgi ve becerileri sizlere kazandırabilmek temel amaçlarımız. Ünite içeriğine yine ünite başlıkları üzerinden bir göz atacak olursak, kısa bir girişin ardından televizyonun anlatı yapısını açıklamaya çalışacağız. Ardından yapım ve izler kitle beklenti yaklaşımlarına değinip televizyon programlarında kullanılan yapım unsurlarını sıralayacağız ve açıklayacağız. Şöyle bir giriş yapmak sanırım uygun olacaktır. Günümüzde medyanın aldığı şekil üzerinden, mevcut durumu üzerinden bir giriş yapalım isterseniz. Bildiğiniz gibi medyanın çeşitlenmesi ve rekabetin artmasıyla birlikte, yani televizyon kanallarının da, televizyon açısından konuşacak olursak, televizyon kanallarının da çeşitlenmesiyle birlikte izleyicilerin talep ve beklentileri doğal olarak çok daha önemli bir hale geliyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer konunun da yapımların televizyonun dili ve biçimsel özelliklerine uygun olması gerektiği, ki bu da aslında program formatlarının net bir şekilde belirlenmesi ve bunlara uyulması ile açıklanabilir. Tabii bir de her bir programın kendi içerisindeki doğruluğu ve tutarlılığından ziyade buna ek olarak yayın akışı içerisindeki tüm programların birbiriyle bütünlüğü ve tutarlılığı da bir diğer önemli konu günümüzde radyo ve televizyon programları açısından, ki bu ünitemizde daha çok aslında televizyon programları açısından televizyonun anlatı yapısı ve unsurları üzerinde duracağız. Televizyon anlatı yapısı dediğimizde aslında televizyon gerek teknolojik özellikleri gerek kültürel ve sosyal yönleriyle kendisinden önce gelen bir takım araçlardan da yararlanmıştır diyebiliriz. Yani bunları bir şekilde değiştirip dönüştürerek bunlardan çok da farklı olmayan bir format aslında, bir yapım ve anlatım biçimi bize sunuyor diyebiliriz. Bunlar neler? Gazete, tiyatro, sinema, radyo gibi televizyonun öncesi olan, öncülü olan araçlar mutlaka televizyonun anlatı yapısı üzerinde de etkilidir diyebiliriz. Bu noktada format diye adlandırdığımız şey aslında programın yapısı, biçimi ve yapım yaklaşımıdır diye tanımlayabiliriz kısaca. Burada bilinmesi gereken bir nokta, bir de program türleri var tabii. İşte bu aslında programın amacıyla da ilişkili. Yani haber vermek ya da eğlendirmek, eğitim veya spor konularıyla ilgili bilgi vermek gibi amaçlar açısından bir takım dünya genelinde aslında belirli standartlara oturmuş bir takım program türleri olduğundan bahsedilebilir. Bunlar haber, müzik, drama, eğlence, spor programları olarak sıralanabilir. Tabii burada bir önemli nokta da aslında her bir iletişim aracının kendine özel formatları olduğu ya da daha özel olarak işte bir televizyon eğlence programları açısından, bu tür açısından da farklı formatların olduğu zaten aslında birer televizyon izleyicisi olarak sizlerin de malumudur, gözlemidir diye düşünüyorum. Burada şöyle bir örnek verebiliriz aslında. Mesela şu anda yaptığımız bu video ders üzerinden de bir örnek verebiliriz. Mesela bunun tür olarak bir eğitim programı olduğu söylenebilir. Aslında bu tabii ki bir televizyon programı değil ama çok benzer bir yapıda. Sadece yayınlandığı mecra, size ulaştığı araç biraz farklı. Bu noktada mesela burada nasıl format derken neyi kastediyoruz? Şu anda örneğin siz sadece dersi anlatan kişinin, sunum yapan kişinin göründüğü, kısmen zaman zaman bir PowerPoint sunumunun, slaytının, sunularının göründüğü, zaman zaman bu ikisinin birlikte göründüğü bir formatta size ulaşıyor. Başka nasıl formatlar olabilirdi? Ki bunları da aslında benzer yani E-Kampüs sistemi üzerinde zaten farklı örnekleri de siz biliyorsunuz, gözlemlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. İşte animasyon biçimli anlatımlar ya da bir sunucu şeklinde farklı biçimlerde ya da anlatılan konunun gerçek hayattaki çekimleriyle birlikte yapılmış halleri gibi farklı formatlar olabilirdi. Çok uzatmayayım. Programın yapısı dediğimizde de programın genel olarak bir açılışı, temel bir gövdesi ve kapanışı olduğundan söz edebiliriz. Burada da bizimle yaptığımız gibi aslında başında amaçları ve yönteminin ne olduğunu açıklayıp daha sonra şu anda yaptığımız temel gövdesi aslında meselesiyle sizleri bilgilendirip son olarak bir kapanış yaptığımızı söyleyebiliriz. Yapım ve izler kitle beklenti yaklaşımlarına geldiğinde ise aslında program yapımlarında temel olarak iki yaklaşımdan söz edilmektedir. Bunların biri içerik yaklaşımı, diğeri ise etkiden nedene yaklaşımı. Burada bir de kullanımlar ve doyumlar diye gördüğünüz bir yaklaşım var ki bu daha çok aslında izler kitlenin televizyondan ne beklediğini ve beklentilerini ne oranda karşıladığıyla ilgili bir yaklaşım. İçerik yaklaşım modeli programın üretileceği malzemenin farklı televizyon cular dışında farklı uzmanlar tarafından, yani içeriğe odaklanarak içerik uzmanları tarafından oluşturulması anlamına geliyor. Bunun bir takım avantajları ve dezavantajları mutlaka var. Etkiden nedene yaklaşımı ise bunun aksine izleyicilerin beklentilerini ve taleplerini temel alıp buna göre içeriği sunmakla ilişkili bir yaklaşım. Son olarak kullanımlar ve doyumlar ise aslında medyanın tüketicileri konumundaki gazete okuru, radyo dinleyicisi, televizyon izleyicisinin neden o gazeteyi, radyoyu ya da televizyonu tercih ettiği, yani kanal olarak ya da program olarak neden tercih ettiği, bundan ne beklediği ve ne gibi doyumlara, hazlara ulaşmasına hedeflediğiyle ilgili bir konu. Kitle iletişim kuramları açısından da dikkat çekici ve önemli bir konudur. Kitabımızda bununla ilgili daha detaylı bilgiye zaten ulaşabilirsiniz. Burada adını anmakla yetinelim ve devam edelim. Son olarak televizyon programlarına kullanılan yapım unsurlarına değinebiliriz. Bu aslında televizyon programlarının içerik ya da biçiminde veya izleyiciyi ikna etme sürecinde bulunması gereken temel unsurlar. Bunların biri ya da birkaçının bulunması o televizyon programını daha etkili, daha çekici, daha başarılı kıldığına yönelik bir varsayım üzerine kurulu bu. Burada gerilim, aksiyon, cinsellik, güldürü, enformasyon, önem, değer, kişisellik, merak, gerçeklik ve yenilik olarak sıralayabileceğimiz bu yapım unsurları içerisinde aslında ilk dördü, yani gerilim, aksiyon, cinsellik ve güldürü en etkili olduğu düşünülen ve en sık kullanılan yapım unsurlarıdır diyebiliriz. Enformasyondan kasıtsa bilgi vermekle ilgili, yani haber programı ya da belgesel gibi bunu düşünebilirsiniz. Önem meselesi daha çok yani izleyicinin önem verdiği konunun yansıtılması ile ilgili bir durum. İşte gündeme ilişkin bir tartışma programı bunun örneği olabilir ya da böyle ciddi bir konu olmak durumunda da değil. Takip ettiğimiz bir ünlüyle ilgili bizim önemsediğimiz bir konunun yer alması anlamında. Değer yine daha çok manevi değerlerle ilgili, işte vatanseverlik, dindarlık, kahramanlık gibi konuların işlenmesi. Kişisellik daha çok özdeşleşme mekanizması ile ilgili, yani kişinin izlediği programda kendinden bir şeyler bulması ile ilgili. Yine tabii benzer şekilde merak, gerçeklik ve yenilik olguları da hem tüketicilerin, daha doğrusu izleyicilerin, yani birer televizyonu mecra olarak tüketen kimselerin talep ettikleri, bekledikleri, arzu ettikleri unsurlardır, etkili olabilecek unsurlardır diye sıralayabiliriz. Böylece bir ünitemizin daha sonuna geldik. Ben sizlere iyi çalışmalar ve başarılar dilerim.